Hazan. Dokunma. Hazan. Bulacağım seni Hazan. Bulacağım seni. Tabii ya, telefonu yanında. Abi. İyi misin? Ne oldu bana? Yolun ortasında bayıldım. Ah. Ablası bilir. Ablası bulur benim kızımın nereye gittiğini. O ne yapar ne eder bulur kardeşim. Bak ver şu telefonu diyorum. Ver şu telefonu gideceğim ben. Hazan iyi değilsin görmüyor musun? Ayakta zor duruyorsun. O halde nasıl göndereyim seni? İstersen gel hastaneye gidelim. Hastanesi be. Tamam o zaman bir otur soluklan kendine gel bir su iç. Toparlan ondan sonra istediğin yere bırakırım seni. Sen kimsin ya? Sen kimsin bir de beni bırakacakmış? Sen beni buraya nasıl getirsin ya? Sen beni bu yatağa nasıl yatırsın? Sen bana nasıl dokunursun be? Hazan, yolun ortasında bayıldın diyorum. Ne yapsaydım öyle bıraksa mıydım o halde? Ne anlatıyorum ben sana ya? Çekil. Hayda. Hazan lütfen bak iyi değilsin. Dikkatli ol merdivende. Gel konuşalım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Hazan. Hazan aç kapıyı. Hazan aç kapıyı abi. İçeridesiniz biliyorum açın kapıyı. Git buradan. Defol git. Gitmez.
arkandan gelecek gücü bulduysa öyle kolay kolay gitmez. Ne bu şimdi? Yeni numaranız mı? Egemen kardeşli olarak yeni bir tuzak mı kurdunuz bana? Hazan, numara yok, tuzak yok. Bak, senin gözünde Sinan kadar suçluyum biliyorum ama lütfen güven bana, artık oyun yok. Güveneyim mi? Sana. Neden? O gece duyduğum hakaretlerin gazını kardeşinden aldın diye mi? O yalan söyledi, sen masum mu oldun şimdi? Anahtarı ver. Abiniz evdeydi Sinan Bey. Anahtarı ver! Ya şu Allah'ın cezası elbiseyi bile beni aptal yerine koymak için giydirdiniz bana be. Birbirinizden farkınız yok, ikiniz de iğrençsiniz. Hasan, ben seni aptal yerine koymadım. Daha fazla kırılmanı istemedim, o yüzden bu elbiseyi giyiyorsun. Kırılmak mı? Ya sen ne anlarsın kırılmaktan be? Sen de kardeş... Hasan. Hasan. Bak bir oturun, sakin sakin konuşun, tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Hasan. Hazan, beni duyduğunu biliyorum. Aç kapıyı. Sen kapıyı açana kadar susmayacağım Hazan. Senden önce ne kadar ağladım. Ne kadar pislik bir heriftim. Sabaha kadar anlatacağım bunu. Duygusuz, bencil. Pislik herifin tekiydim ben. Ne yaptığımın farkında bile değildim zaten. O gece otel odasına kim gidecek, ne yaşayacak, ne hissedecek hiçbir şey umurumda değildi. Ben o gece senin adını bile bilmiyordum Hazan. Ve sen işte böyle adi, böyle pislik bir herifi seviyordun. Ben kendimden başka birini sevmeyi seninle öğrendim Hazan. Duymuyorum seni. Duymuyorum, defol git. Kendimden her gün nefret ettim, her gün. Ve bunu defalarca söylemek istedim sana, denedim bunu ama... Ya ben korkak herifin tekiyim, anladın mı? Korkan tekiyim ben. Benim senden önce kaybetmekten korktuğum hiçbir şeyim yoktu Hazan. Seni almadan gitmeyeceğim. Aç kapıyı. Seni almadan gitmeyeceğim Hazan. Hazan aç kapıyı, beni duyduğunu biliyorum, hadi. Oh, oh. Aç kapıyı, beraber çıkacağız buradan Hazan. Ne yapıyorsun, bir kendine gel. Abi. Kendine gel Sipan. Ya bir kendine gel. Gelir misin ya? Bir kendine gel. Seni almadan gitmeyeceğim, bırak beni diyorum. Kendine gel. Öyle olmaz. Yazık, karışma yeter. Pardon, karışmayayım mı? Ulan sen beni karıştırdın bu işe, ben nasıl karışmayayım? Ha? Ne çabuk unuttun? O kadar kolay mı sanıyorsun? Kız her şeyi öğrenecek, sen de kolundan tutup götüreceksin. Yok ya. O kadar kolay mı? Düşün bakalım. Bak Sinan. Ya biraz zaman ver kendine. Kıza da zaman ver. Tamam mı? Sinan gitti. Açabilir misin kapıyı? Bak gerçekten gitti. Yalan söylemiyorum. Su getirdim sana.
Nasıl istersen. Anahtarı ona vermedin diye teşekkür beklemiyorsun herhalde. Ne işin varsa buradan. Hazan. Ne oldu, açılmıyor değil mi? Kilitli. Aç şunu. Hiç sanmıyorum. Ne demek sanmıyorum ya? Bak bön bön bakma, aç şu kapıyı, ver anahtarı. Sistemi kilitledim ve şu an dışarı çıkamazsın. Telefonumu aldın. Ev telefonunu devre dışı bıraktın. Kapıyı kilitledin. Buna gasp derler. Allah'ın cezası. Çok iyi bir avukatım var. Başlarım avukatına. Bak, sana son kez söylüyorum. Ya şu kapıyı açarsın ya da senin sistemini de evini de başına yıkarım ha. Ben de sana son kez söylüyorum, dışarı çıkamazsın. Yani daha bir saat önce gözümün önünde sokağın ortasında bayılan biri ve şu anda hala zangır zangır titreyen birini... kusura bakma, ben sokağın ortasına bırakamam şu anda. Ne kadar asil bir davranış ya. Yalnız ben o kadar asil bir kız değilim, biliyor musun? Ve inan bana, seni o kapıyı açmadığına pişman ederken hiç de asil olmayacağım. Keyfine bak, bugün ev senin. Seninle işim bittiğinde üstüne oturacağım bir koltuğun kalmayacak. Dikkat et, ayağına batmasın. Allah'ım cezası. Bunu unuttum. Telefonumu ver. Annemleri aramam lazım, merak ederler. Tamam. Ağladığını anlamayacaklar, tamam. Nerede kaldı bu ablan? Hı? Topla şu suratını, asma suratını, asma. Ablan geldiğinde bir şey anlamasın. Bir de onu dert etme başımıza, onca derdimiz yokmuş gibi. Topla. Daha ne kadar saklayacaksın ablamdan? Yeğenini kucağına verdiğin gün mü öğrenecek hamile olduğumu? Neden o kadar çok korkuyorsun ki öğrenmesinden? Bana benzemez. Oyununu bozar diye korkuyorsun değil mi? Al.
Al bak, ablan arıyor. Ver müjdeyi, al. Hadi boz ananın oynadığı oyunu. Alo. Abla. Canım. Ne zaman geleceksin? Canım benim, sen ablanı mı özledin yoksa? Ben bu akşam Betüller'de kalacağım. Ailesi memlekete gitmiş. Yalnız kalmaktan korkuyormuş çatlak. Yalvardı, yakardı, kıyamadım ben de. Betül mü? Abla. Gelsen olmaz mı? Ablacığım. Sen ağlıyor musun yoksa? Sesin niye böyle? Ece, bir şey mi oldu ablacığım? Ha? Ağlıyor musun? Konuşsana. Yok. Yok, ben hani grip olmuştum ya. Çok hastayım. İyileşemedin demek. Anneme söyle, iyi baksın sana, tamam mı? Çorba falan yapsın. Neyse, ben şimdi anneme veriyorum telefonu. Yok. Yok, anneme verme, şarjım bitiyor. Benim konuşuruz sonra. Alo. Kapattı. Ne bakıyorsun ya? Bana birini hatırlattın da. Ağlamaktan korkan birini. Ne? İyi idare ettin diyorum. Öyle ağlarken bir anda gülmek herhalde herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet, yemek hazır. Sen de acıkmışsındır herhalde. Buyur. Hazan. Bak, en iyi aşçılar yalnız yaşayanlar derler. Ben de bayağı iddialıyımdır. Buyur gel hadi, afiyet olsun. Espri mi yaptın şimdi? Açlıktan olsam senin pişirdiğin şeyi yemem. Afiyet olsun. Sen bilirsin, mutfak orada. Dilediğini ye. Ne yapıyorsun sen? Onu iç. Hazan. Su değil o. Ne yapıyorsun? Öyle içilmez o. Böyle içilir mi peki? Küçükken benim de böyle allı pullu bir elbisem vardı. Ya. Bir zamanlar ben de böyle cicili bicili giyinirdim. İlkokulda babam müsamere için almıştı. Babasının cici kızıydı. Sonra babam ölünce
O elbise de babamla birlikte mezara gömüldü. Cici kızın nesi varsa babasıyla birlikte toprak oldu. Hayatımda giydiğim ikinci allı pullu elbise var ya. Seninle tanıştığım gece giydiğim o iğrenç elbiseydi. Ne güzeldi mi yaz egemen? Sen çıksana artık o otel odasından. Hı? Ben o odadan artık ömrümün sonuna kadar çıkamam. Çünkü o odaya beni kim soktuğunu biliyorum. O odaya beni aşık olduğum adam soktu. Ben nasıl aşığım senin kardeşine biliyor musun? Kaç yıldır aşığım ben senin kardeşine. Ha, yok yok, başka içme. Daha fazla içme artık. Yeter. Defolup gideceğim buradan. Babamın doğduğu yere gideceğim. Aşkımı da acımı da alıp defolup gideceğim buradan. Tamam, çözüm değil. İçsem de acıyor, içmesem de acıyor. Tamam, otur bak. Anlıyorum. Canın yandı, kalbin kırıldı, hayallerin yıkıldı. Peki şimdi kaçıp saklanma zamanı mı? Ha? Hani nerede o benim yüzümde iz bırakan kız? Böyle suratıma çat diye $100 çarpan kız. Ha? Nerede o kız? İlk kalp ağrısında kaçacak kadar korkak bir kız mı o? Hiç sanmıyorum. Kalıp savaşmayacak mısın? Bu kadar güçsüz müsün? Ne savaşı ya? Ne savaşı? Kimin için, ne için? Senin o yalancı kardeşin için mi savaşacağım ben? Ben sana aşk için mi savaş diyorum? Aşk ne ya? Aşk uğruna savaşmaya bile değmeyecek kadar hayali bir duygu. Hatta senin gibi böyle sulu gözlü kızlar işte filmlerde izlesin, dizilerden etkilensin diye büyütülmüş, abartılmış bir balon sadece Hazan. Ben sadece senin için savaş diyorum. Kendin için. Kendin için savaş. Çünkü aşk hayal. Gerçek sensin. Ay, buzdolabı hiç aşık olmamış. Hiç. Canını yakmak istiyorum. Bütün kalbimle canını yakmak istiyorum. Kalbi benimki gibi acısın istiyorum. Sen öyle şişeleri dikerek, kendini yerlere atarak kimsenin canını yakamazsın. Can yakmak istiyorsan buyur bunu imzala. Ne olacak bunu imzalayınca? Senin hayatın değişecek, onun da canı yanacak.